Tabi sıla demek hocam özlem demek, sıla demek vatan demek, sıla demek memleket demek, sıla demek hasret demek, sıla demek Mekke demek, sıla demek Medine demek, Allah Allah. Sıla demek Hudeybiye demek. Sıla kelimesinin biliyorsunuz kelime anlamı bağ, varılacak hedef, gidilecek yol, bağlanacak iki ayrı değer. Sıla'yı hocam ilahi bir bağ olarak Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da da bunu öyle ifade ediyor. Allah insanlığı yaratıyor Rabbimiz ve onu hem nesep hem de sıhriyet vesilesiyle birbirine bağlıyor. Dolayısıyla sıla kelimesinin anlamı iki değeri birbiriyle birlikteliğini muhafaza edecek bir manaya sahip. Evet. Bu bağı kim koyuyor hocam? Hücağı. Rabbimiz bu bağı kurmuş. İnsanlardan da bu bağı koparmamalarını istiyor. Dolayısıyla asıl olan sıla. Evet. Asıl olan bağ. Asıl olan bu iletişimin, bağın devam etmesi. Rahim ise Rabbimizin merhametinin tecelligahı. Rabbimizin insanı yeryüzünde halife olarak yarattığı varlığın yeryüzüne adeta Rabbimizin ruhundan ruhun üflenerek dünya arazisine hem halife olarak hem Rabbimizin yeryüzündeki muradını gerçekleştirecek olan o mübarek ve mükerrem şahsiyetin vücut bulduğu, yetiştirildiği, dünyaya getirilmek için hazırlığın görüldüğü o kapının adı da Rahim hocam. Dolayısıyla Sıla-i Rahim, Rabbimizin ta bizleri yaratırken ruhlar aleminde koymuş olduğu o bağın ruhlar aleminden beden alemine taşındıktan sonra birlikte asla birbirinden ayrılmadan o birlikteliği muhafaza etme serüvenini ifade eden bir kavram. Sıla-i Rahim kavramı. Dolayısıyla aslında bir bağ yokmuş da ey insanlar siz bu bağı kurun diye bir durumdan bahsetmiyoruz. Rabbimiz bu bağı koydu, bu bağı kurdu ve bir anne evladını dünyaya getirirken Rabbimizin kuluna merhametinin bir eseri olarak evladına merhamet etmeyi ilahi bir lütuf olarak öğrendi. Bir koyun kuzusunu dünyaya getirdi. Onu sevmeyi ilahi bir lütuf olarak, onu emzirmeyi ilahi bir lütuf olarak öğrendi hocam. Biz her birimiz rahim bağıyla annemizle bağlıyız. Rahim bağıyla babamızla bağlıyız. Kardeşlerimizle bağlıyız. Ama bütün insanlık olarak aynı zamanda bir hilkat kardeşliğimiz var. Dolayısıyla Sıla-i Rahim, Rabbimizin yeryüzünde murad ettiği ilahi nizamın kurulması için olmazsa olmaz bir prensip olarak hayatın içerisinde bizlere lütfedildi. Ancak insanlar gerek dünyevi meşgaleleri, gerek nefsi, maddi sebeplerle bu Sıla-i Rahim'den yavaş yavaş koptular, kopmaya başladılar. Rabbimiz bunun önüne geçmek için peygamberler gönderdi, ilahi mesajlar gönderdi. Bu Sıla-i Rahim kopmasın diye. Çünkü bu Sıla-i Rahim Rabbimizin o ilahi projesinin, yeryüzü projesinin birinci basamağı. Çok önemli bir aparatı. Çok önemli olmazsa olmaz stratejik bir değeri. Bunu sözümün ilerleyen aşamalarında gücümün yettiğince zenginleştirmek isterim. Ama şunu bilelim ki Sıla-i Rahim bizim ahlaki olarak algılayabileceğimiz bir lüks, lütuf olursa da olur, olmazsa da olmaz ama ne olur bunun peşinden koşun diyeceğimiz bir değer değil. Sıla-i Rahim bizim yeryüzündeki varlık hedeflerimizi gerçekleştirmede çok önemli ihtiyaç duyduğumuz
değerlerden bir değer hocam.